Merhaba. kazanma 16 testini birlikte çözelim. Evet bakalım problemler kısmının başlangıcı olan matematik diline çevirme olayı nasıl olacak? Ne soracaklar bana? Şimdi bir sayının iki fazlasının yarısının iki eksi. Hayda. Şimdi bak bir tane sayı artık bilmiyorum ya buna ne diyelim x diyelim. Bir sayının iki fazlasının yarısının iki eksi. Gördünüz mü? Yani bu sonucun iki eksinden bahsediyor. Daha sonra bunu işte e, rasyonel sayılarda işlemler vesaire böyle bildiğiniz cebirsel işlemlerle düzenleyeceksiniz. 3 sayının aritmetik ortalaması. 3 tane sayı ne olsun? A olsun, B olsun, C olsun. Şimdi bunun aritmetik ortalaması ne demek? Sayıları topla, adedine böl. Yani bölü 3. Gördünüz mü? Ardışık iki sayının kareleri toplamışım. Ardışık sayılar aralar. Mesela şu birincisi x olsun, diğerini olsun? x artı 1. Bundan neyin istiyor? Kareleri toplamını yani x'in karesi artı x artı 1'in karesi. Gördünüz mü? Bak matematik diline çeviriyorum sözel ifadeleri. 4'te ne diyor? İki sayının birincisinin yarısı ile ikincisinin 3 katının toplamı. Bak birinci sayı a olsun ikinci sayı da b olsun. Tamam mı? Bu birinci sayı bu da ikinci sayı. Şimdi bak ne diyor? İki sayıdan birincisinin yarısı a bölü 2 ile Şimdi o zaman dur öbür tarafa geçtik. İkincisinin 3 katı. 3 çarpı B. Bunlar neyin istiyor? Toplamını istiyor. Gördünüz mü? Ardışık iki tek sayının. Hmm, birincisi ne olsun? 2x artı 1 olsun. Diğeri de 2x artı 3 olsun. Bunların kareleri farkı. Bakın karelerinin farkı. Gördünüz mü? Anlaştık. Tabi bu işlem işte özdeşlikler ne bileyim kare alma cebirsel işlemlerle ne yapacağız bunu? Sorunun içeriğine göre Devam edeceğiz. Bir sayının 2 bölü 3'ü. Şimdi bir sayı ne olsun? X olsun. Bunun 2 bölü 3'ü yani çarpı 2 bölü 3. Anlaştık? Mesela ne diyor? Bir sayının 4 eksiğinin 3 bölü 4. Şimdi bir sayı X olsun. Tamam mı? Bunun 4 eksiğinin bakın 2 bölü 3'ü. Şimdi 3 bölü 4. Pardon. Şimdi burada bir şey yani olayı bir sayıyla çarptığın zaman parantezi muhakkak koy. Bak işlem hatası yapma. Yani getirip de şuraya çarpı 3 bölü 4 dersen bulamazsın. Tamam. Bakın bulamazsın. Bana ne diyor? Hatta bu dursun. Bu yanlış olduğunu şöyle gösterelim. Bir sayının 4 eksiğinin işte bunun yani bu sonucun komple neyi? 3 bölü 4 o zaman. Bu doğru olan ifadedir. Anlaştık. Bu hatalara düşmeyeceğiz. Tabii bu hataları yaparsan işte problemi çözemezsin. Sen de zannedersin ki problem çözemiyorum. İşte onunla alakası yok. Böyle hatalar yaparsan bundan kaynaklı çözemezsin. İşte o yüzden dedim ya rasyonel sayılar, denklem kurmaları ne bileyim böyle temel cebirsel işlemler bunları bir kere daha hatırlamakta fayda var. Bir sayının 3 katı. Bir sayı x olsun bunun 3 katı ile. Şimdi o zaman öbür tarafa geçtik. 2 katının bir eksiğinin toplamı. Bakın bir sayının 3 katı ile 2 katının bir eksiğinin toplamı. Gördünüz mü? 9'da ne diyor? 2 sayıdan tamam A ve B olsun bunlar. 2 sayıdan birincisinin 2 katı ile hmm, öbürüne geçelim. İkincisinin yarısının 3 fazlasının toplamı. Bakın bir sayının yani sayılardan birincisinin 2 katı ile ikincisinin yarısının 3 fazlasının toplamı. Gördünüz mü? 3 sayının toplamının 4 katı. Bunlar ABC olsun. ABC'nin toplamının 4 kat. Gördünüz mü? İşte burada yaptığımız şey ne? Verilen ifadeleri, sözel ifadeleri matematiksel olarak ifade etmek. Ha, tabi burada işte a dememin, x dememin bir önemi yok. istiyorsan aşağıdaki yani 10. soru için x, y, z diyebilirim. Fark etmez tamam mı? Farklı farklı sembollerde kullanamayız ama işte bir alışkanlık var ya. Hep böyle x diyoruz bilinmeyen x olsun, y olsun. Tamam mı? Anlaştık. Bakın bunlar sizin için birer örnek de matematik diline çevirme anlamında. Tabi bunu asıl problemler içerisinde ne yapacağız? Uygulayacağız ufak ufak artık bir görelim bakalım neler olacak.